Ya tarafı. Acaba sürpriz bir Jarvan'ın koridor görür müyüz ya? Yeterince tank olabilecek. Bu arada ileriye karşı çok kolay bir koridor Jarvan'ın koridorunda. Ve az önceki oyunda hani Ornn'la biraz da olsa takasları doğru yapıp devamını getirebildiğini ve orta oyuna kadar tutabildiğini gördük kendini Cüce'nin. Jarvan evet net bir tank olmamasına rağmen tankımsı bir şampiyon ve İrelia karşısında kendini çok rahat ettirebilen bir şampiyon. Tabii şimdi Lissandra geldi, Cassiopeia'nın alt koridora gideceği belli oldu. Yani birebir Jarvan İrelia eşleşmesini diyorsan ama İrelia bir yerden sonra hakikaten... Bir yerden sonra İrelia hemen hemen herkese karşı kullanılıyor ama... Dünya çapında sıkça görmeye başladığımız bir eşleşme bu. Lissandra'ya karşı. Çünkü onu menziline girmiyorsunuz hiçbir şekilde. Lissandra'nın size karşı neredeyse hiçbir tehdit yok ve oyun sonuna gelindiğinde zaten kontrol büyücülerinin hiper taşıyıcısı gibi bir şey hazır. Ve kolay da bir koridor oluyor onun için dikkatli oynandığı takdirde. Ve Blue'nun aslına bakarsak çok iyi bir seri geçirdiğinde varsayarsak iyi bir seçim bence ve eğer bu gelirse senin dediğin Jarvan üst koridor geldi bile. Şimdi İrelia'ya bakalım üste mi gönderecekler yoksa İrelia'yı orta koridora gönderip üst koridora farklı bir şampiyonla mı gidecekler? Gerçi Lissandra'yı seçtiler şu anda. Lissandra'yı gönderiyorsun. Ne olacak? Ormancılarını seçmediler şu anda. Aatrox açık durumda. Nocturne var. Daha önce yine Roulette'in oynadığını bildiğimiz şampiyonlardan bir tanesi. Bakalım hangisine yönelecek? Nocturne bu arada bu kompozisyona karşı çok riskli olur. Ama evet. Bence Aatrox'tan iyi olurdu. Çünkü Aatrox'u şu anda çok rahat kayıtlayabilecek bir şampiyon grubuna sahip. Fenerbahçe Akademi tarafı. Yani Azir, Talia ve Braum hakikaten çok rahatsız edebilirler. Ama herkes iç içe geldiğinde takım savaşı başladıktan sonra insanlar yakınken çok etkili olabilecek bir şampiyon Aatrox. Ve erken oyunda yakalarsa Talia'yı çok tehlikeli bir konumda aynı zamanda. Hemen o zaman ikinize de sorayım. Halpern, hangi takım seçim yasaklamada daha avantajlı sence? Bence Azir biraz riskli olmasına rağmen bir emniyet subabı olarak kullanılırsa Fenerbahçe avantajlı. Sen ne düşünüyorsun? Her koridoru erken aşamada hayatta kalabilir ve oyun sonuna gelindiğinde de elinde Azir var. Oyunun her aşamasında güçlü bir kompozisyon ve uygulaması da çok zor bir kompozisyon değil ve kendi güçleri etrafında oynayabilecekleri bir kompozisyon. 1907 Fenerbahçe'nin kompozisyonu bence daha sağlıklı şu an itibariyle. Ama şöyle bir dezavantajları var. İrelia'ya ya da Cassiopeia'ya kartopunu verdikleri anda çok çabuk kaybedebilirler maçı. Azir daha kendine gelemeden ne oluyor ya derken maçı kaybetme ihtimalleri de var. Ya bu maç sanki bireysel yeteneklerin mücadelesi desek fazla yanılmayız diye düşünüyorum. Ve bu mücadelenin de seçim yasaklama aşamasını geride bıraktık. Artık maça geçiş yapıyoruz. Söz tekrar sunucularda. Evet Johnny, ben de sana soruyorum. Hangi takım daha avantajlı çıktı seçim yasaklamadan? Politik cevap vereceğim. İki takımın da güçleri var. Yani kesinlikle bir takım çok daha avantajlı çıktı demeyeceğim. Neden diyeceksin? Çok teşekkür ederiz. İki takımın da güçleri olduğunu net bir biçimde açıkladın. Dur ama yani... açıklamadım daha. Ama hayır, şunu demek istiyorum. Gerçekten hani iki takımın gücü olmasa zaten finalde olmazlardı, değil mi? Evet. Ne mantıklı konuştun. dönecek olursak. Peki güçleri neler? Ona dönelim. Şimdi evet. Starskin'de yine İrelia kaldı. Ki şu ana kadar en azından bu finaller döneminde en iyi performanslarını İrelia ile gösterdi. Evet. Aile kitlemeli bir noktadan sonra Jarvan'ın önüne geçecektir. Takım savaşı olarak iki takımın da belli güçleri var. Azir bir tarafta gerçekten çok önemli. Kitle kontrolü var. Lucian Azir'in etrafına toplanacak olan. Ama diğer tarafta da kim var? Cassiopeia var. Ve onun da etrafında sağlam bir kitle kontrol potansiyeli var. Takım savaşlarında ben Fenerbahçe Akademi takımını bir tık önde görüyorum. Aile kitlemede HVA'yı bir tık önde görüyorum. Hangi taraf kendi oyunu kabul ettirebilirse o maçı kazanır. Ya açıkçası ben de şöyle baktığım zaman Azir'in tam dahil olamadığı takım savaşlarında HVA bence çok avantajlı. Çünkü evet. Çok daha nasıl diyeyim? Neredeyse bütün şampiyonlar yakından dövüşmek zorunda. Yani Cassiopeia'da, Lissandra'da yine çok uzaktan savaşmayı sevmeyen menzilli şampiyonlar. O yüzden birisini yakaladıkları zaman zaten 5 kişi aynı kişiye dalabilecek potansiyelleri var. Evet. Mesela Lucian bu maçta koridor aşamasında da takım savaşlarında da çok çok büyük bir avantaja sahipti. Genelde Lucian'lar avantaja sahiptir hani bu tip pozisyonlarda hele ki öne geçerse ama koridor aşamasında orta menzilden ötürü Alistar ve Cassiopeia özellikle ikinci seviyeden sonra bayağı sıkıntı yaşayabilecek bir eşleşme. Onun açısından yani sıkıntı yaşayacak taraf Lucian. Savaşlar ilerledikçe de karşıda Aatrox varken, Alistar varken, hani İrelia varken yine işi kolay değil. O yüzden evet ilk tercih yaptılar ama ilk tercih malzemesi Lucian mıydı o konuda bilmiyorum. Benim de kaygılarım ve kuşkularım var. Orta koridorda, her iki orta koridorda birbirini dürterek başladı.
Ama işte Azir'in burada avantajı daha fazla. İki seviyeye geldiğinde gerçekten lisanların karşılık veremeyeceği bir şekilde bir dürtmeye sahip. Ve bu maçta en azından hani iyi haber, en azından koridor aşaması için köfte. Bazen keskin sağanak alıyorlar. Keskin sağanak çok daha fena bir dürtme potansiyeli. Çok daha fazla can sıkıyor. Ama Eri'yle beraber yine rakibini menzile girmeden zorlayabilecek. Bloki bu seride bence gerçekten az önce analiz masasında da söylendi. Sıra dışı bir performans koyuyor ortaya. Şu anda evet aynen tam onu söyleyecektim. Hani hem çok rakibinin üzerine yıktı bu koridoru hem üzerine zaten köfteyi dürtmeye de devam edebiliyor. Aşağıda tutuştur kullanıldığını gördük. Hemen Joker'in üzerine gelen bir tutuştur. Yani 10-35'in genel olarak maçların ilk 4 dakikasında o tutuşturu kullandığını görüyoruz. Evet ya, koridor hakimiyetini kazanmak için ki burada Joker'in sırasını aldılar. Sırası yokken yani Brown bir anda öne atılıp sıçrayla rakibine işaretleyip sonrası skor gelebilir. Alistar çok fazla tepki veren ama Alistar da bu noktada avantajı şu. Esas hasar Lucian'dan çıkacağı için Lucian'ı da geriye itip en azından Joker'i ufak da olsa bir zaman aralığı satın alabilir. Evet. Ki az önce de bunun bir benzerini gördük. Biraz orta koridorun da çok gergin geçtiğini söyleyelim. Köfte ile Blue hep az canlı. Hep böyle bir skor tehdidi çıkacakmış gibi duruyorlar. Burada da Cüce'yi zor durumda bırakan bir Star Scream var. Yani Cüce... bu koridora çok dönmedi kameramız ama eğer Cüce takaslara böyle girmeye devam ederse birazdan birebir de skor verebilir. Onu söyleyelim. Mavi güçlendirmeyi de çalmayı başardı 1907 Fenerbahçe cephesi. Onlar için önemli bir kazanç. Musibet iksiri avantajı da şu an Star Screen'de. Rakibini bu sefer geri göndermeyi başaracak evet. gibi. Ve ışınlarını yine alıyor. O da rahat bir şekilde geri dönüp ışınlarını kullanmadan gelebilir. Dümdüz yürüyebilir çünkü koridoru çok ittirdi gerçekten. Ve zaten Cüce de burada koridoru biraz daha ittirdi. Şimdi ışınlar atmak zorunda kalacak Star Screen. Cüce'den güzel bir hamle. Son anda orada minyon dalgasını ittirince Star Screen burada minyon dalgasına kuşatma minyonunun olduğu minyon dalgasına yetişmek istedi. Şimdi Blue'dan güzel bir oyun. Köfte burada geri kaçtı ama Blue şansını deniyor. Yetmedi. Çok yakındı. Yani biraz daha manası olsa belki bir şey daha denerdi ama zaten ikisinin de sıçrası var. O yüzden Blue yine de güzel oynadı burayı. Ama Blue orta koridoru perişan etti şu dakikaya kadar. Ve köfte beklemek zorunda şu anda. Yoksa çok kötü yerde kalacak koridor. Mantıklı bir geri dönüş zamanlaması muhtemelen değil. Alışveriş için yeterli parası da yok gibi gözüküyor. Oo, orada minyon uçuran da her şey kaçtı. Patlamadan. Ve burada bir minyon daha kaçacak. Köfte birazcık kaderine razı oldu. 13 minyonluk bir dezavantaj. 300 altınlıkta bir fark var bu arada. Robin geldi. Köfteyi bir kere daha üste göndermedi. Çok büyük avantaj bu. Işınlanı var en azından. Bu sefer de yandan 10.35 geliyor. Her yerden döndü. Bir şeyler geliyor değil mi? Evet. Şampiyon yağıyor böyle sağdan soldan. İki tane kara mühürle döndü. Diğer tarafta şeytani külliyat. Azir oyuncularının en sevdiği eşyalardan bir tanesi diyebiliriz. Başlangıç aşamasında yalnız köfte. Oradan bir baskın geliyor ama gördü 10.35'i. Rulette 10.35'i orada görmüşken buralara bir totem bırakmıştır kesin dedi. Yalnız rulet burada Mermel'la karşı karşıya gelecek. Hemen cehennem prangasını kullanıyor. Mermel burada kontrol totemini korudu. Bir anda orta koridor baskısı iki takımdan da. Yani iki takım da şu anda en ufak şeyi bile önceliklendiriyor. Bunu görüyoruz. Ama tombalık şimdi burada en ufak avantaj eşittir alev. Evet. Yani aslında biz o tarafa bakmıyoruz da alev ejderi şu an bu yapılan hamlelerinin hepsinin kaynağında olan fikir. Kesinlikle öyle ki 1907 Fenerbahçe'nin de çok erken ejderlere gittiğini biliyoruz geçtiğimiz maçlardan. O yüzden HVA buna cevap vermek istiyor bu sefer. İki takımın da 4 taşıyıcılı bir kompozisyona sahip olduğunu söylemek lazım. Alev'in şu an değeri 2 kat. Bir kere daha alt koridor kontrolünü kazanan taraf 1907 Fenerbahçe oldu. Pozisyon avantajı onlarda. Bakalım Robin deneyecek mi şansını Alev'e gitmek adına. Ama Yampiri'yi almış da HVA, o yüzden orada görüşleri var. Eğer şu önümüzdeki 2-3 dakika içerisinde anlamlı bir fark yaratırsa takımlar, bir şampiyonu hani Sihirdar Büyülerini alıp, Ulçsin alıp, canını alıp geri gönderirse, Alev
ve üzerine koridor değiştiği bir anda gelebilir. Bu da o takımın maçın momentumu için çok öne geçirir. İki takımın da yani alan kontrolü, kitle kontrolü, hasarı mevcut. Yalnız 1907 Fenerbahçe orada yine görüşü şahane bir biçimde kontrol ediyor. Evet. Rulet adeta toteme görülmeden adım atamıyor kendi ormanında. Atamıyor ama işte bu görüşe çok fazla para yatırdığınız zaman ondan bir şey bekliyorsunuz. Bir karşılık bekliyorsunuz. Şu ana kadar anlamlı bir karşılık olmadı bu pozisyon olacak. Şimdi 10-35 sıçrayla beraber girdi oraya. Bir de yerden bitme geldi ve İlkan. Çok güzel oyun. 10-35, Mermel ve Robin işbirliği. Gerçekten şahane bir oyun. Öteki tarafta burada Cüce bir an için ruleti yakaladığını düşünmüştü ama kendini zor pozisyona soktu. Çünkü arka taraftan gelen bir köfte var. Cüce arkasını görmediği yere gitmemesi gerektiğini zor yoldan öğreniyor mu? Son bir hasar, son anda kalkan geldi ama köfte peşini bırakmıyor. Oraya bir soru işareti gelmesi lazım bence Fenerbahçe ekibinden. Yani Cüce'nin hiç yapmasına hiç gerek olmayan bir şeydi o. Yani ilk maçta da benzer bir oyun yapmaya çalışmıştı. Şu an ya takımı zaten aşağı koridorda çok büyük bir zafer kazanmış. Ne demiştik? Orada anlamlı bir zafer kazanan takım. Alevi alacak, isterse koridor değiştiğinde gidip ki burada gitmeyi tercih edecekler ama gitmediler. Hani o avantajı çok daha büyük bir avantajı çevirebilirlerdi. Şimdi ama Cüce burada iki tane şey yaptı. Bir tanesi İrelia'yı iyice öne geçirdi. Evet. İrelia orada biraz daha Mion biçti. Zaten Cüce de Mion'da kaybediyor şu anda. Lissandra'ya da skor verdi. Lissandra'yı da biraz rahatlattı orta koridorda. Yani Blue'nun güzel bir üstünlüğü vardı. O üstünlüğü eşitlemiş oldu Cüce bu skoru vererek. Bazen hani pozisyonel olur bakarsın aşağı koridor kaybediyordur. Yukarı koridor, işte orta koridor kaybediyor. Ormancı geri düşmüştür. Bir şey yapma ihtiyacı duyarsın ki hani bir fark yarat, bir baskı noktası oluşturmaya çalış haritada. Cüce'nin böyle bir şey yapmaya ihtiyacı yok bu maçta. Zaten aşağı koridorundan, ormanından, orta koridorundan yeterli derecede verim oluyor. Evet. Bunu yapması hani HV'yi oyuna döndürür. Şu an yani üzerinde baskı hisseden takım da HVA. Böyle bir skor verdikten sonra, alevi verdikten sonra daha da kötü hissetmesi gereken takım HVA. Buna rağmen Cüce orada hiç yapmasına gerek olmayan bir hareketle rakip ormanın derinliklerine gitti ve skoru verdi. Yine Yampiri yengeç için bir savaş. Güzel noktaya karşı köfte. Cehennem Prangas'a sıça geliyor Mermel'dan. Rulet bir an için önde yakalanmıştı. Hemen ultisi kullanıp buradan uzaklaşmanın peşinde. Diğer taraftan Joker Yampiri'yi almaya çalışıyor. O Yampiri'yi rakibi bırakmadı HVA Gaming ve gerçekten Yampiri'ler için çok büyük bir savaş veriliyor. Evet, orman görüşü ve çete savaşları için çok büyük bir odak var iki takımdan da. Robin görüşü olmadığı halde bir taş asat denedi orada. Ama tüm bunlar olurken Jarvan oraya doğru bir hani baskıya gitmiş ama İrelia koridorda aradaki minyon farkı şu an 30'u buldu. Bir de üzerine barikat düştü İrelia için. Ya hiç ayrı alamet değil. Şimdi önde yakalanan bir isim var. Only 35 Cehennem Prangas'ını da yedi. Only 35'in çıkışı olmayacak. Skor rulete gidiyor burada. Evet. Bu seride 10-35'in biraz fazla önde kaldığını gördüğümüz anlar oldu. Bu da onlardan biriydi. Aslında bir durum daha var. Brown'un hani uzun süreden beri devam eden iyi serisi de bu maçta en azından bu seride ortadan kalktı diyebiliriz. Ya Brown Bey, final oynamak öyle kolay değil. Değil ama şu an altın farkı HVR lane'e döndü. Evet, alev ejderi çok önemli. O farkın uzun vadede bir anlamı olmamasını sağlayabilir. Blue çok iyi durumda. Hani birazdan Nashor gelecek. Eğer Blue pozisyonunu iyi korursa takım savaşlarında kendi üzerine gelecek. Yani Lissandra, Edward, Alistar'dan bir şekilde sakınmayı başarırsa, ultisini, şürüme halayını doğru bir şekilde kullanmayı başarırsa ya tek başına taşıyabilecek gücü var. Hazır da böyle bir şampiyon. Özellikle ilerleyen dakikalarda. 1907 Fenerbahçe'de barikatları almaya devam ediyor. Sürekli bir yerlerden barikat çıkarıyorlar. Bir altın farklarını rica edebilirsek rejimizden.
Ben özellikle oyuncular arasındaki farkları merak ettim. Starscream'in 506'nın önde olduğunu görüyoruz mesela. Orta koridor eşit işte o verilen Lissandra skoru eşitlemiş durumda. Yani o çok uzun süreden beri emekle vakit içerisinde ortaya çıkan bir farktı. Bir anda tek bir hatayla fark kapandı derken. Köfte. O cüce şansını denedi burada ama. Güzel köfte, düşündü. Evet güzel düşündü. Tam köftenin gittiği yere atmayı başaramadı. Şanslı zaten görüşü tam istediği gibi değildi. Eğer diğer yapsaydı taraftan, müthiş oyun olacaktı. Evet çok çok güzel bir görüntü ortaya çıkacaktı. Diğer taraftan nişancılar arasında bayağı büyük bir fark olduğunu görüyoruz aslında. Hadi Joker'in nişancı demeyelim de. Ama yani Cassiopeia zaten bu dakikalarda bu kadar geriye düşmeyi kabullenebilen bir şampiyon. Onun işi yani 2-3 eşyasını bitirdikten sonra başlıyor. İleride takım savaşlarını domine edebiliyor. Yine iş geldi, döndü, çattı. Starscream'in ayrı kittirmesi sırasında HVA'nın nasıl bir oyun oynayacağını. Yani iki maçta çok iyi bir iş başaramadılar. Bir maçta daha çok takım savaşı yapan bir kompozisyon aldılar. Gerçi orada da yine 1-3-1 yapıyorlardı ama takım savaşlarıyla işi bitirdiler. Only 35 ve Robin orada. Yandan Cüce de, pardon, Mermul da kapatabilir. HVA da buraya baskı uygulamak istiyor. Alamet şimdi savaş dönecek gibi duruyor birazdan. Evet. En azından şunu görmeyeceğiz. 14. dakika öncesinde alametin alınıp ekstra bariyerlerin düştüğünü görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Süre yetmeyecek buna. Ama burada bir savaş olacak gibi. Kesinlikle köfte şimdi içeri giriyor. İkişi sertemletti orada. Güzel bir sıçrayla uzaklaştı ama önde kim duracak? 1907 Fenerbahçe çok güzel bir pozisyon yakaladı Cüce. Çok iyi noktadan geliyor buraya. İlk düşen isim köfte olacak gibi duruyor ama Joker öne geçip hayır ilk ben düşeceğim dedi adeta. Arka tarafta Algos ve köfte kötü yakalanmış durumda. Starscream şimdi olaya dahil oldu. Starscream'in gelişi burada işleri eşitleyebilir mi acaba? Köfte ilk ölmesi beklenende hala hayatta. Starscream burada harikalar yarattı. 3 skor birden aldı. Sadece Cüce hayatta. Cüce 1'e 2 pozisyon. Alamet olaylarda. İhtimali var, kaçırdı mızrağı. Alamet köfteye son vuruş yapacak mı? Köfte yok, yok. Deniyor şansını. Buradan uzaklaşmayı başaracak köfte. Starscream hala Cüce'nin peşinde ama Cüce de buradan kaçacak. İnanılmaz bir savaştı. 11 kişilik bir savaş. Alametle olaylara karıştı. Bayağı İnanılmaz da İnanılmaz bir savaştı gerçekten. Yani köfte en başta ölmek üzereydi. Ama savaşta en çok dayanan isim oldu. Evet. Starscream biraz geç geldi ama gelişi o kadar çok şeyleri sağladı ki. Yani orada 3 skor bir asist. 132 milyon. Güçlü kuvveti bitti. Tiamat'ı var artık. Ve yani hakikaten Jarvan 3 dakikadan sonra kolay gelsin. O Irelia'nın karşısında durmak hiç kolay bir iş değil. Ya bu savaş en çok Starscream'e yaradı. Evet. Ya diğer tarafta da tabii yani skorlar eşit dağıldı diyebiliriz ama yani iki tane isim de gerçekten o. Starscream, burada Braum da vardı. Yanında da Lucian. Çok fazla hasar aldı ama yandan gelen bir rulet var. Starscream hayatta kalmaya çalışıyor. Çok güzel cehennem prangası. Rulet hayatını kurtardı Starscream'in burada. Bu arada kayacılları alıyor oluşu da hayatını kurtardı aslında. Ya kayacılları yanına getirdik yani orada uçtu bir anda kayacıların üzerine. Evet. Oradan çıkmayı başardı Starscream. Direkten döndü diyebiliriz. Ama bu acaba alameti getirecek mi? Artık getirecek gibi duruyor. Diğer tarafta yakalanan bir isim var. Joker birebir de Blue'ya skoru verecek gibi duruyor. İksirini kullandı ama Blue muhtemelen yetişecek ve skoru da almayı başardı. Ama bu bir anda HVA'ya alamet pozisyonu yarattı. Rulet zor pozisyonda, orada çarpını atmak zorunda kaldı. Çarpları yok şu anda ama Robin yaklaşamıyor buraya. 1900 canı var alamette. Rulet düştü. Rulet'in ultisi daha gelmemişti. Rahat bir alamet olacak bu 1907 Fenerbahçe için. Yanında da iki tane kupon skor. Yani orta koridorda zaten Joker düştükten sonra burada ısrarları onları felaket getirecekti. Çok belliydi. Kuleye direkt düşecekler, ardından alametle ikinci kuleyi de istiyorlar. Evet ve inhibitor kulesine bile vurabilir bu alamet. Evet köfte de bayağı dürtüldü. Köfte zor durumda. Bu kuleyi rahat alacaklar. Alametin bir adım daha atmasını isteyecekler mi? İstiyorlardı illaki ama zorlamadılar. Ve yukarıdan da bir kule gelecek. Bir anda gaza bastılar. Bir anda alamet bölgesinde savaşı kazandılar. Normal. Bayağı manası olmayınca orada ekstradan vuruş yapamadı tabi. Kartus nerede Kartus? Kartus çağırın buraya. Senin solo key oyunlarında. Her maçta yasaklanıyordu ya.
Şimdi bulut ejderinde en azından bir amorti diyecek ama amortiden bile sayılmaz bu ya, olan biteni düşünecek olursak. Evet. O kadar kötü bir 5 dakika falan yaşadılar ki o savaştan sonra, gerçi 5 dakika geçmedi o savaştan bile, 2-3 dakika diyelim. Mükemmel bir hani Irelia performansı gördük. Irelia ayrık itimde inanılmaz öne geçirdiler ki Starsk'ın bu şampiyonun öne geçtiğinde neler yapabileceğini birçok kez şahit etmiştik. Ama sonrasında felaket senaryosu. Önce orta koridorda Cassiopeia durup durduk yerde birebir de düştü. Sonradan bu savaşta rulet ultisi yok. Rulet alacaklar. Burada Mermul çok güzel bir noktaya giriyor. Sask'tan kurtuluyor. Rulet orada düşecek. Algos'u kötü pozisyonda. Algos'u aradan çıkacaklar. Blue zaten skoru almış olmanın keyfiyle oraya yaklaşacak. Bir de üzerine alamet. Ya şunu söyleyeyim. HVA'yı kararsız gördüğümüz zamanlar oluyor evet ama bu kadar dağınık gördüğümüz bir zaman ben hiç görmemiştim. Gerçekten alamete mi vuralım, birine mi odaklanalım, Algos nerede, diğerleri nerede, hani hiç kimse aynı kararı vermemiş. Herkes farklı bir karar vermiş. Aynen. 4 oyuncu var orada, 4'ü de farklı bir karar vermiş. Kesinlikle. Zaten yani Starscreen'in canını gördükten sonra bütün para, bütün altın, bütün güç şu an Starscreen'de. Cassiopeia yok. Yani bu kadar ısrarcı olmaları onlara felaket getirdi ve 6 farkı bu sefer Fenerbahçe lehine gözüküyor. Yaklaşık 3000-2500 civarlarında diyelim. Hadi senin adın 2600 olsun. Kendi kendime bir yerden bir şeyler kazandım ama hadi bakalım. Şimdi ortada Azir'in pasifiyle, ekstra kulesiyle arkayı güvene aldılar. Şimdi HVA için işler biraz daha zorlaşıyor çünkü bir sonraki ejder de alev ejderi olacak. 3 dakikalık bir süre kaldı onun gelmesine. Evet. Kritik dörder taşıyıcısı olduğunu söylemiştik bu iki kompozisyonda ve bu dörder taşıyıcı için nimet zaten Fenerbahçe Akademi ekibinde bir tane vardı bu ejderden. İkincisi HVA'yı dönülmez bir noktaya götürebilir. Hele ki Azir varsa rakipte inanılmaz bir güç patlaması yaşayabiliyor. Ki önemli eşya eşiğini de geçti Azir. Yeterince büyü penetresi iki tane sihirbaz papucundan ve küreden gelen. Robin'in de artık vurmaya başladığını görüyoruz. Rulet'in %50 canını tek bir taş hasadıyla aldı orada. Ve ton balıklı. Bu maçı kazanırlarsa bitiyor. Evet. Bitiyor yani. Yani 1900 Fenerbahçe şu ana kadar oynadıkları oyuna bakılırsa bu maçta şampiyonluğa daha yakın gözüküyor. Kesinlikle. Evet yani mükemmel mi oynadılar? Hayır. Hatalar yaptılar mı? Evet. Ama bir şekilde geri gelmeyi başardılar ve bu maçta çok önemli bir konumdalar şu an. Çok avantajlı bir konumdalar. Yani şu an daha az hata yapmak onların elinde. Daha az hata yaparlarsa 1907 Fenerbahçe'nin adım adım burada şampiyonluğa yaklaştığını söylemek doğru olur. Fanatik çalısı. Ki bunu maçta her gördüğümüz an şu bize herhalde geliyordur aklımıza. Evet. Çok fazla yapacak bir şeyimiz kalmadı. O zaman bir çalıya girip bekleyelim bakalım ne olacak. Bazen iyi sonuç veriyor evet. Yani bir bunu proaktif yapmak var bir de reaktif yapmak evet. Var. Burada şu an reaktif yapıyorlar. Köfte yalnız. Trolledi. Alev ejderi 1,5 dakikaya geliyor Johnny. Çok kritik yani o savaş. Ya belki HBA savaşmayı bile seçmeyebilir. Ama o ejderi alan takım gerçekten muazzam bir avantaj elde edecek. Sonrası çünkü Baron oradaki savaşın sonucunda çok büyük bir avantaj elde edilirse Baron da gelir üzerine. Ve ondan sonra kuşatma kaçınılmaz. İki takımın da çok benzer güçleri olduğu için dengeyi bozan bir tane etmen devreye girdiğinde o zaman işler çok acayip değişebiliyor. Yani bu alev olur, dağ ejderi olur, Baron güçlendirmesi olur. Azir olur. Azir olur. Yani şu an çünkü Azir'in bayağı güçlendiğini görebiliyoruz aslında. Morali de bitti. Köfte burada çok güzel biçimde yakaladı Only 35'i. Ama Only 35 sıçrayla uzaklaşmayı başardı. Robin biraz fazla önde. Robin son anda sıçrayla uzaklaşıyor. Şimdi zor durumda kalan isim Rulet. Rulet burada çok önde kaldığı için düşecek. Oo. Arka tarafta Algos'un da başı belada ama Köfte çoktan düştü. Starscreen var. Yine şansın deniyor burada ama Starscreen'in yaptıkları yetmeyecek. Ve 1907 Fenerbahçe hem katliama imza atıyor hem de Baron'u alacaklar. Muhtemelen Baron'dan sonra bir daha levejlerine gidecekler. Maçı kazanmak için şartlar iyice olgunlaştı artık. Olgunlaştı. Braum'la yapılan takım savaşı başlangıcı Braum'la hayatta kalınca arkada Robin de
Ruleti tanklamayı başarınca bir anda işler değişti. Fenerbahçe beşlisi oraya geldi. Alana hakim oldu. Azir doğru noktadan geldi. 3 kişinin üzerine çöktü. Yani Starscream yine yaptı yapacağını. Yine 2 tane skor aldı ama yetmedi. Artık 2'ye 5'te de yetmiyor. Yetmiyor. Şu an 1'e 9 gibi hissettiriyor hatta. Tekrar izin burada 10-35 kaçmayı başaracak. Robin burada rulet üzerine gidiyor ama almayı başaramıyor. Orada düşüyor. Arka tarafta şimdi izleyin. Blue neler yapacak? Öyle güzel bir noktadan gelecek ki köfte ilk önce düşecek. Arka tarafta Jarvan ultisi içerisinde kalan üyeler bir anda arkadan kabus. Çünkü ultisi var hala. Blue gerçekten şahane oynamış burayı bu arada. Ya tam bir hani evet Azir oynuyor ama suikastçı Azir bu. Ve tam dediğimiz senaryoda gerçekleşti. 1907 Fenerbahçe üstüne döndü. Geri dönüşte alevejlerini de aldı. 2 tane alevejlerleri ve baronları var şu anda. Bu takıma karşı durmak gerçekten çok zor. Aynen öyle. Ya dün 5. maçtan sonra söylemiştim. Benim Beşiktaş'ı 3-0 yener dediğim 1907 Fenerbahçe bu 1907 Fenerbahçe diye. 5. maçta oynayan Fenerbahçe diye. Ve şimdi öyle oynuyorlar işte. Evet. Bugün öyle oynuyorlar. Bir maçı kaybettiler ama hızlarını kazanmışlar. O ligdeki evdeki oynadıkları gibi oynuyorlar. Bunu da net biçimde sahne korkusunu üzerinden attıklarını göstererek yapıyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Dün bocalama dönemi geçirdiler. Ya eğlenmenin işine geldiler belki ama bir şekilde geri dönmeyi başardılar. Evya da şu an çok fazla bir direnç göstermiyor. Kuleyi savunmak için yukarıda köfte bir kuleyi yani aldı ama Blue zaten rulet yaklaştığı gibi onu tekrar üste gönderdi. Rahat bir kule olacak bu 1907 Fenerbahçe adına. Blue şu an çok güçlü. Yani o Azir'e yaklaşmak istemiyorlar haklı olarak. Azir erken güçlendi bu arada. Gerçekten bu maçta beklediklerinden erken güçlendi ve bu da HVA'nın planlarını tamamen bozdu neredeyse. Köfte bir şansı deniyor ama köfte yerden bitmeye kafa attı adeta. Ulti çıkışında ölü bir köfte var artık. Arka tarafta yakalanan bir isim. Yine yaptı oyunu Blue burada. Ve skor geliyor. Algos'un düşüşünün ardından rulet de gitti. Starscream hala şansı deniyor ama yerden bitmeye düşen isim. Yine Starscream'in kendisi olacak. Joker hayatta kalan tek HVA oyuncusu ve bu Joker maçı kazandıracak kart değil maalesef. Robin düştü ama Robin zaten maçın bittiğini bilerek düştü artık. Süre yetecek mi? Bakalım şu an iki kişiler bitirebilecekler mi acaba? Ben zannediyorum ki Blue'un Nasar'ı yetecektir bunu bitirmeye. İlk Nexus almışlardı. İkinci Nexus'u da almayı başardılar. Cüce'nin çok az canı var. Galiba zorlamayacak Blue. Tutuşturu var Algos'un. Blue zorlamıyor. Evet. Çok yakındı. İki inhibitörü aldılar ve buradan çıkıyorlar. Yani 1907 Fenerbahçe'nin şu an kazanmak köfte için gerçekten çok büyük bir avantajı var. Neredeyse maçı bitirdiler diyebiliriz ama köfte arkadan gelmişti buraya. Köfte ne oldu sana köfte? Köfte cüceyi yakalamak için geldi. Cüce şimdi karşısına çıkacak, deneyecek bir şansını denemedi. Blue. Blue bakar mısın ya? Psikopat mı bekliyor orada? Git artık. İlk ya sen hiç görmedin mi? Azir zaten suikastçı şampiyon olarak. Evelim vardı ya 2 maç 3 maç aynen önceki. Hala orada skor kovalıyor ya. Doymadı. Çoluğumu çocuğumu yuttu orada. Şu an tam solo Q'ya vurdu yalnız. Hani çok güçlüyüm ben buradan da bir skor çıkarırım ya. Tekrar izliyoruz burada. Köfteyi çok güzel yakaladılar. İlk önce orada kendi ultisi kullandığı üzerine Brown ultisi mükemmel zamanlama. Yani köfte zaten ayağa kalkamamış ki burada. Aynen ve orada komboya bakar mısın? Afet'in içerisinde kalmayan varsa lütfen arkayı dörtleyelim dedi orada Blue. Ve o Afet'in içerisinde de HVA'nın sonunu gördük. Evet burada iki kişi düşüyor. Brown Lucian burada düşecek ama devamlı Robin burada. Bir anda orada yerden bitmeyle skor almayı başaracak. Joker'in üzerine gidecek. Şunu söyleyeyim. Gerçekten burada belki de Robin şu hareketi yapmasaydı 1907 Fenerbahçe maçı bitirmişti. Belki de yapmasaydı ama iki tane Nexus kulesini alamayacaklardı. Orada o da olabilirdi. Dönüp o da olabilirdi ama hani daha güvenli oynayıp takım arkadaşlarının belki yanına gidebilirdi. Ama sonuç olarak zaten 1907 Fenerbahçe şu anda çok çok önde. Ve şimdi artık açık bir Nexus Cüce yandan geliyor. Cüce yandan geliyor. Bakalım burada bir savaş tüm başlatacak mı acaba? Olan bitenin sonunda Cüce acaba böyle bir XKK yapsa bitirse. 1907 Fenerbahçe minyon dalgası bekliyor tabii şimdi. Çaktırmadan gidiyor bakar mısın? Şarman yılan ya. Ruletten bir deneme geldi ama Cehennem Prangası istediği gibi gitmiyor. Şimdi Starscream'den de bir ulti. Cüce arkadan geldi. Bitirmeyi değil
burada rakipleri almayı düşünüyor. Birebirlik bir değişim gelecek. Oldu ama arka tarafta oo. Yine Blue yaptı yapacağını. Joker darada kaldı. Bu çaldı afetin mı? Ardından çaldı. Artık Merble burada çaldı. Skorları alan Blue maçı bitiriyor. Merble biraz daha erken çalmıştı ama 4'te 4 yapan bir Azir. Blue gerçekten şahane oynadı ve mücadeleyi bitiriyor. Gerçekten de mükemmel bir oyun. 1907 Fenerbahçe bir kere daha hak ederek galibiyete gidiyor. Cüce gerçekten son anda hani arkadan geldi ama Blue ile çok güzel komboladılar. Blue ilk önce orada halıyı çektirdi, rakiplerini geri attı, arkadan da Cüce geldi. Hani backdoor yapmak yerine takım savaşında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Ultiyi attı, işi bitirdiler. Gerçekten çok 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 iyi bir sezon sonunda mükemmel bir seri. Ve rakipleri çok güçlü bu arada. Evet, yani, evet. Hakikaten bu sene çok gelişim gösterdi bu ekip. Ama Fenerbahçe'nin akademi ekibi bu seriyi kapatmayı başarıyor. Blue da son Azir performansına göz dolduruyor. Ya Blue'nun gerçekten bu performansı. Özellikle Cassiopeia oyunu da çok çok iyiydi. Onu evet. da söyleyelim. HVA belki de 2-1 öne geçecekti. Belki onlar şimdi burada maçı bitirmek için bu maçı oynuyor olacaktı. Ama o öne geçtikleri maçı kapatamadılar. Birkaç tane hata yaptılar. 1907 Fenerbahçe çok iyi değerlendirdi. Ve işte 2-1 öne geçmenin ne kadar avantajlı olduğunu da gösterdiler burada. Evet. Çok daha rahat bir maç oynadılar. Ve domine ederek 4. maçta seriyi kapatmayı başarıyorlar. 2019 Akademi Ligi'nde